Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Evet, geldik yine bir haftanın başına daha. Mayıs ayının 16 ve 22 Mayıs aralığında, yani 16 Mayıs haftasında bakalım benim canım kolektif enerjimi ilişkiler bağlamında, yani aşk hayatında, iş hayatında, arkadaş ya da sosyal çevresinde ya da ailesiyle bağlantılı bakalım neler bekliyormuş diyeceğiz her zaman olduğu gibi. Evet, haydi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olmasın niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyetimi alıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet, şimdi şöyle güzelce bir odaklanın, rezone olun bakalım. 16 Mayıs haftası için niyetinizi alın. Evet, benim meleğim bu ara hep böyle. Şimdi şöyle güzelce bir odaklanın. Rezone olun. Tabii önce can, sonra canan mottomuz. Önce kendinizi, sonra aklınızda, kalbinizde, hayatınızda ya da niyetinizde olan herhangi birisinde niyetinize alabilirsiniz. İlla ilişki olarak düşünmeyin. Arkadaşınız olur, eşiniz olur, dostunuz olur, yakınınız olur, akrabanız olur, oğlunuz, kızınız olur gibi. Yani burada önemli olan, her zaman söylediğim gibi, niyetiniz ya da hiç kimse olmaz da kendinize niyet alırsınız sadece. Evet arkadaşlar, unutmuyoruz ki bu açılımlar bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar. Siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza uyan kısımları buradan alıyorsunuz. Ve tabii ki daha özel, daha kendime ait bireysel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve eğer ki tesadüfen bu videoya denk geldiyseniz de tabii ki siz de bu enerjinin içinde olmak adına ve alma verme dengemizi korumak adına kanalıma abone olmayı, yorum ve bildirimleri açmayı, yorumlar ve beğeniler yapmayı unutmayın diyorum yeni gelenlere ve gelenlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Haydi bakalım Mayıs ayı için 16 Mayıs haftasına niyetimi alıyorum ve tabii ki kolektif enerjime en doğru cevapları vermek niyetiyle kartlarınızı seçiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz 16 Mayıs'ta bir tutulma ile başlayacağız haftaya ve çok önemli bir tutulma. Çok kıymetli, çok değerli astrolog arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve gerçekten bu işin üstadlarından mutlaka dinlemişsinizdir, bilginiz de vardır. Bakalım bu tutulma etkisiyle sizlere özellikle yine ilişkiler bağlamında, bakalım benim kartlarımdan nasıl mesajlarla uyarılar alacaksınız niyetiyle. Tabii ki kartlarınızı açıyorum. Bakalım neler gelecek. Evet. Önemli bilgiler var arkadaşlar. Gerçekten bu hafta son derece önemli ve kıymetli. Ki biliyorsunuz ben saymadan alıyorum. Hani gönlümden geçtiği kadar. Gerçekten de mesajların yoğunluğu buradan da belli zaten. Hani çok yoğun mesajlar var. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar 16 Mayıs haftasına gerçekten o tutulma etkisiyle girdiğimiz için sanki kendinizi böyle bir yorgun, bitkin. Bakın haftaya aynen böyle başlayacaksınız. Eğer çalışıyorsanız böyle işe gitmek istemeyeceksiniz.
ya da evde oturuyorsanız böyle evde yataktan kalkmak istemeyeceksiniz. Gerçekten böyle bir yorgunluk, bitkinlik, hatta ve hatta etrafınızdaki insanların o konuşmaları, o davranışları size böyle rahatsız edici gelebilir. Sizi gerçekten böyle hani her yeriniz ağrıyor, böyle modunuz düşük. Maalesef böyle biraz sıkıntılı bir başlangıçla 16 Mayıs'a merhaba diyeceksiniz. Ama ve lakin bakın şimdi bu hafta için. Görünenin arkasında göremediğiniz ve bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. Dediğim gibi belki böyle yorgunluk, bitkinlikle böyle tutuk başlayan, o tutulmanın etkisiyle başlayan hafta son derece hareketli ve action'lı gelişecek. Benden söylemesi bakın. Konuşmalar, kulağınıza gelecek söylemler, hatta ve hatta sizinle bağlantılı ve sizin etrafınızda size söylenmiş yalanlar ya da dedikodular ya da sahte dostlar ve dostluklar resmen açığa çıkacak ve bunların akabinde de hayatınızdan bazı insanları çıkartacağınız, belki ilişkilerinizde dahil olmak üzere hayatınızda ciddi böyle bir arınma ve temizlik yaşayacağınız bir hafta olacağı benziyor. Şimdi hak ve adalet arayışınızın çok fazla olacağı, yine size yapılmış haksızlıklarla bağlantılı yüzleşmeler yaşayacağınız ve yine kararsız kaldığınız bazı konularda artık net ve kesin kararlar alarak emin olacağınız bir yola gireceğinizde, hani bir şeylerden emin olduktan sonra bir yola gireceğiniz bir hafta sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi eğer ki çalışıyorsanız, iş hayatınız var ise iş bağlantılı yeni anlaşmalar, yeni konuşmalar gündeminizde olabilir. Ve yine iş bağlantılı yoğun bir gündeminiz olabilir. Belki bu hafta gereğinden fazla emek ve efor sarf edebilirsiniz iş hayatınızla ilgili. Zaman zaman kendinizi şanssız hissettiğiniz ya da sizi şanssız hissettiren yine çevrenizdeki kişilerden kaynaklı, onların sizi böyle kötü hissettiren konuşmaları, davranışları ya da tutumları sizi bir anda böyle demoralize edebilir, işte motivasyonunuzu düşürebilir, sıkılıp ya da bunalabilirsiniz. Ama ve lakin bunun geçici bir süreç olduğunu da lütfen unutmayın. Bir de eklem ağrılarınıza çok dikkat edin. Çünkü bu kartım aynı zamanda da sağlıkla bağlantılıdır. Yani vücudunuzda bel, diz ya da işte kollarınız, bilekleriniz gibi eklem ağrılarının yoğun yaşanacağı böyle bir hafta olacağı benziyor. Yine anlama ve öğrenme kartımız der ki 16 Mayıs haftasında sizin arkanızdan kimle konuşmuş, sizden habersiz kimle iş çevirmiş ya da sizin arkanızdan ne oyunlar ne dolaplar dönmüşse tık 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 bir şekilde karşınıza gelecek. Yine bu haftanın içerisinde lütfen sakarlıklara ve dalgınlıklara açıksınız. Yanıcı, kesici, delici aletlerden mümkün mertebe uzak durun ya da dikkatli kullanın. Ve Allah korusun ufak tefek böyle sakarlıklara, kazaya, belaya açık bir hafta. Allah'ın birliğine emanet tabii ki. Burada sadece kartlarım dikkatli olmanız konusunda uyarılıyorsunuz. Ayrıca gereksiz eleştiri ya da haksız bir eleştiriye ya da kınamaya da maruz kalabilirsiniz. Bu yaptığınız işinizde olur, aşk hayatınızda olur, aile çevrenizde olur. Bu belki o haksız eleştiri ve kınamanın akabinde hani size kim dost, kim düşman, kimler yanınızda, kimler değil, kimler ihanet ediyor ya da kimler size sadık konusunu sizin gündeminize taşıyabilir.
ve hayatınızla ilgili özellikle artık bir denge kurma arayışına girebilirsiniz. Maddi anlamda ya da manevi anlamda ya da aile ve ilişkilerle ilgili artık o dengeyi ve düzeni sağlamak adına da bir girişimde bulunacaksınız. Kafanızdaki hedefler doğrultusunda işte bir şeyi almak olur, satmak olur, bir yere gitmek olur, planlarınız, projeleriniz olur, hangi konuda, hani hep diyorum ya, siz kendi hikayenize göre alın bakalım burada. Varsa eğer kafanızda o plan her neyse, onunla ilgili de bu hafta bir girişimde bulunacaksınız. Üstelik bir insandan da bu konuda ciddi anlamda bir destek ya da bir yardım görebilirsiniz ya da böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Eğer ki böyle bir durumda gündeminizde olursa bu bir fırsattır. Bunu da kaçırmayın. Yine mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuda zafer kazanacaksınız. Uzun zamandır belki iş hayatınız, belki aşk hayatınız, belki de bir şeyleri almakla ilgili ya da satmakla ilgili ya da yapmakla ilgili, az önce söylediğim gibi o mücadelenizin bu hafta artık sonuna geldiğinizi ve artık bir zafer kazanacağınızı da müjdeliyor kartlarım sizlere. Sadece resmi evrak ve belgelere çok dikkat edin. Yine yazışmalarınıza, konuşmalarınıza, iletişiminize çok dikkat edin. Yanlış yerlere yanlış mesajlar, yanlış yazışmalar yapabilirsiniz ya da yanlış anlayabilirsiniz ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. Yine bu hafta net keskin bitişler ve yepyeni başlangıçlar adına karar alacaksınız. Bu bitişler aslında belki de sizi korkutan, belki de bir türlü vazgeçemediğiniz uzun dönemden beri süre gelen bağımlılıklarınız da olabilir. Hani ilişki ya da dostluklar haricinde. Ama ve lakin bunlarla ilgili de net kesin bitiş yaşayacaksınız. Özellikle harekete geçeceğiniz ve bu hareketin size bereket olarak geri döneceği bir hafta. Maddi, manevi, iş hayatınızda, aşk hayatınızda, hani hep diyorum ya, kafanızda belirlediğiniz ama ertelemeniz gereken bir şeyler var. Bunları artık erteleme bitti. Bu hafta hayata geçirebilirsiniz ve o harekete geçişin hemen akabinde de özellikle yine bu hafta şu eklem ağrıları haricinde fiziksel ve psikolojik olarak kendinizi daha sağlıklı hissedeceksiniz. Bunu böyle hafta ortasından sonuna doğru diyebilirim. Daha böyle kendinizi sağlıklı hissedeceğiniz, enerjik hissedeceğiniz ve psikolojik olarak da belki etrafınızdaki kişi ya da kişilere de destek vereceğiniz bir hafta. Şimdi gelelim aşk hayatınızla ilgili, yani ilişkilerinizle bağlantılı. Eğer ki ilişkinizde bir devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir haber bekliyorsanız, işte belki sizin bir davanız vardır, belki karşı tarafın bir davasını bekliyorsunuzdur ya da kafanızda böyle bir dava açmak vardır. İşte bir boşanma davası gibi ya da başka bir hakkınızı aramakla ilgili ve ilişkiyle bağlantılı. Burada kararsızlıklarınızdan vazgeçip emin olarak bu devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili konuda ilerleyeceksiniz. Ama ve lakin bir miktar sürüncemede kalabilir, bazı engellere takılabilirsiniz ya da belgelerle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada ama bu konuyla ilgili atacağınız adım net bir şekilde var ya da karşı taraftan bekliyorsanız bunun haberini net bir şekilde alacaksınız. Özellikle ilişkilerle ilgili sürprizlere açık olun. Sizi gerçekten şaşırtacak sürprizler var burada. Ama ilk defa, hep güzel anlamda derken, maalesef burada hani ilişkinizde eğer ki uzun zamandır bir ayrılık, uzun zamandır bir dargınlık yaşadığınız bir ilişki içerisindeyseniz, bu kişinin sizden habersiz yaptığı bir hainliğe de bir ihanete
bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Tabii ki bakın burada hainlik ve ihanet illa bir kadın bir erkek değil. Hani bunu hep söylüyorum. Tabii ki en başta o var. O da olabilir ama hani böyle sizi neden yarı yolda bıraktığını ya da niye sizin yanınızda olmayıp da başka yerlerde olduğunun gibi 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 yine kendinize göre alın burada. Bunların açığa çıkacağı, afişe olacağı, bir şeyleri öğreneceğiniz bir hafta olacak. Yalnız çok takıntı yaptığınız, bakın bir de takıntılı bir hani böyle bir türlü o bağınızı kopartamadığınız bir ilişki içerisindeyseniz, şimdi burada farklı farklı ilişkilerle gidiyorum ki çünkü bakın farklı mesajlar var. Mesela burada iletişimi devam eden ilişkiler için bu hafta güzel bir hafta. Belki bir hediye, belki bir sürpriz, belki çıkıp sizin yanınıza gelme gibi bir konuda söz konusu olabilir. Bir de yakın zamandan beri böyle hani takıntılı bir şekilde her iki tarafında birbirinden kopamadığı ilişkide sizi zorlayan ya da zor durumda bırakan bu ilişkiyle bağlantılı olaylar ya da insanlarla ilgili de bir çözüm bulacağınız ya da o çözüme kavuşacağınız bir hafta olacak sizler için. Ama ve lakin ilişki anlamında yine altını çizerek söylüyorum ki engellere çok dikkat edin. Size engel olmak isteyecek ya da size konulmuş engeller var. Mesela bu engellerin de kalkacağı ama bunu daha ziyade size konulan engeller ya da yasaklarla ilgili bir rahatlama yaşayacağınız bir hafta mesajını da veriyor kartlarım. Evet, şimdi bakalım bu hafta için olumlama mesajımız neymiş? 16 Mayıs 22 Mayıs haftasının olumlama mesajına niyet ediyorum ve bakıyoruz. Bildiğim ve bilmediğim tüm bağımlılıklarımı sevgiyle kabulleniyor ve sevgiyle hayatımdan gönderiyorum ve şifalanıyorum. Arkadaşlar, işte anlatmak istediğim enerji bu. Tarot okuyucusu arkadaşlarım, meslektaşlarım, bakın anlatmak istediğim bu. Az önce ben genel açılımda ne dedim? Eğer ki bu hafta bir bağımlılığınız, bir takıntınız varsa kurtulabilirsiniz. Bunu bırakmak için harekete geçebilirsiniz demiştim. Ve gelen olumlama mesajının güzelliğine bakar mısınız? Bir daha söylüyorum. Bildiğim ve bilmediğim tüm bağımlılıklarımı sevgiyle kabulleniyor ve sevgiyle hayatımdan gönderiyorum. Şifalanıyorum olumlamasını yapıyoruz bu hafta. Evet arkadaşlar, 16 Mayıs haftasının tutulma haftasının her birinize hiçbir şeyi tutulmadan rahatlıkla, kolaylıkla atlatacağınız aşk, sevgi, mutluluk, huzur, sağlık ve bereket dolu bir hafta getirmesini temenni ediyorum. Evet, beni izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için özellikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.